Herkese merhaba. İnternette bir sürü araştırma yaptım. Hiç Hummingbird Helix 5 ile alakalı doğru düzgün bir açıklama, ayar videosu falan yoktu. Ben de uzun araştırmalar sonucu doğru ayarlarımı az çok bulabildiğimi düşünüyorum. Şu an gerçi bulunduğum bölgede pek bir hareketlilik yok. Ama ayarlarla ilgili sizlere bir video çekmek istedim. Onları paylaşacağım şimdi yavaş yavaş. Bu esnada da tekneyi biraz ilerleteyim. Altta bir şey varsa hem yazmış olur, net de görmüş oluruz. Şu anda Karaburun'da Gerence'de hafif 2,5-3 lodos var. Oltalarımı aldım ama asıl amacım biraz balık bulucuyla uğraşmak, biraz da sırtı çekmek. Ondan dolayı gem falan almadım yanıma. Şimdi birazcık kendi cihazımdan bahsedeyim. Şu motoru da stop edeyim. Hummingbird Helix 5 G2. Şeyi bulmaya çalışıyorum. Helix 5 GPS Chirp G2 yazılım sürümü de Hummingbird'ın kendi sitesinden güncelledim bunu. 2.320 versiyon. Bunu kendiniz de cihazınızın şurada gözüken seri numarasını girerek indirebiliyorsunuz. Emin değilim, belki seri numarası istemiyor da olabilir. Şimdi yavaş yavaş ayarlara geçeyim istiyorum. Benim avlandığım bölge, yani şu an meramda değilim ama aşağı yukarı ben 40 metrelerde falan av yapıyorum. 40-45, burada çok fazla derinleşmiyor deniz. Gerence körfezindeyim. Burası da Karareis koyu denilen bir bölge. Arkamda Teke Dağı var. Şimdi geçelim ayarlara. Şu, ilk önce cihazı tanıtayım. View tuşundan burada harita, burada sonar görebiliyorsunuz. Tek tek bunun varyasyonları var. Ben şu anda yüksek frekansta kullanıyorum. Fazla derinde avlanamadığım için, ki derinlik fazla olmadığı zaman yüksek frekans ayarlanması gerekiyor. İlk öncelikle menü tuşuna bir kez bastığımızda çabuk ayar, bu quick setup kısmı geliyor. Burada da benim ayarlarım bu şekilde. Hassasiyet, kontrast, üst menzil, alt menzil. Ben maksimum şu an 35-40 metrelere falan çıkacağım için bunu 35 metre olarak ayarladım. Bunu yükselttiğimde alt menzilin şu şekilde yukarılara çıktığını görebilirsiniz. Tabii derinleştikçe bu böyle aşağı iniyor. Avlandığınız meraya göre, gittiğiniz yere göre bunu değiştirmek gerekiyor. Sonar renkleri olarak 5'i kullanıyorum ben. İkinci kez menü tuşuna bastığımızda cihazın ana ayar kısmı açılıyor. Bu alarm kısımları bende genelde hepsi kapalı. Sürüklenme alarmı vesaire. Bir tek şeyi açtım ben. Derinlik alarmını 1 metre olarak ayarladım ki bu benim pervanemin yere çarpmaması için yeterli bir mesafe. Onun dışında balık ID alarmım kapalı. Yani zayıf akü alarmım da açık, 11.5 volt ayarlı. Sıcaklık vesaire hepsi kapalı durumda. Gelelim en önemli kısma, sonar ayarlarına. Sonarda ilk yapılması gereken şey bizim doğru şeyi seçebilmemiz. Sinyal gönderici seçimini doğru yapmamız gerekiyor. Benim aynam kutu içeriğinden çıkan Hummingbird'ün şurada sanıyorum şunlardan bir tanesi. Hangisi? Bu olan şey. Akü. Neresinde yazıyor cevabını? XNT920T. Bu araştırdığıma göre 83200 bir gönderici. Burada benim cihazımın desteklediği sinyal göndericiler var. Buradan ben Hummingbird 83200'ü seçtim. Eğer siz de bunu kutu içeriğinden çıkarıp kullanıyorsanız bunu seçmeniz gerekiyor.
High White Chirp sanıyorum daha derin sularda av için veya evet sanıyorum o için kullanılıyor. 50-200 aynı bizimki değil. Genel düşük frekans, genel orta frekans, genel yüksek frekans. Bunları tam olarak bilmiyorum. 50-200 ayna yine bizimki değil. Genel 83-200 trolling cihazları, minkotalar falan vesaireler onlarla kullanılıyorsa eğer bunun seçilmesi gerekiyormuş. Biz şu an Hummingbird 83-200'e geri dönelim. Evet. Şimdi ilk başa geldim. Sığ suda av yapacağım için, yani çok derin su olmadığı için bunu yüksek frekans seçiyorum. Yüzey gürültüsü 5. Toady Switch Fire temiz mod. Balık ID kapalı. Balık ID hassasiyeti de bu kapalı olduğu için bir önemi yok. Ben de 5'te kalmış ama önemsiz. RTS penceresi az kop. Bu yan tarafta sinyal göndericinin hareketlenmesini gösteren bir kısım var. Tam teknik ismini bilmiyorum ama onun bu yan kısmında belirmesini sağlıyor. Dip görüntüsü, dip yapısı ID seçili. Zoom genişliği geniş. Orta hassasiyet sapması 0. Derinlik çizgileri açık. Frekans etiketi açık. Gürültü filtresi kapalı. Maksimum derinlik 80 metre. Ben de şu an maksimum derinlik 80 işaretli ama Quick Setup'ta bugünkü av yapacağım meralar 40-45 falan geçmeyeceği için sırtı çekeceğim. Çünkü hafif bir lodos var. Levrek denemek istiyorum. Su tipi tuzlu derin Ege suları için bu kullanılması gerekiyormuş. Sinyal göndericiye geri döndük. Renk barı açık. Sıcaklık grafiği açık. Buzda balıkçılık. Bu bizi ilgilendirmiyor. Seyir. Bu GPS'li bir cihaz olduğu için seyirle ilgili ayarları var. Ben GPS'ini kullanmıyorum. Zaten kendi avlandığım meralar burada belli. Bunu kullanmıyorum. Harita. Haritayı da benim harita kartımda yok. Harita kartında bölümünde kullanmıyorum. Otomatik varsayılan ayarları şu anda burada girili. Videoyu yavaşlatarak siz de bunlara eğer kullanıyorsanız varsayılan ayarlar olarak bunları göz önüne alabilirsiniz. Hummingbird çizelgesi. Böyle bir menü yoktu. İlk ben cihazı aldığımda. Güncellemeyi yaptıktan sonra böyle bir menü geldi. Otoçart spotu, ölçümler, sığısı vurgulama. Bunlarda ben hiçbir oynama yapmadım. Şu an varsayılan değerler burada işaretli. Siz de güncellediğinizde size de bu gelecek. Bunun ne olduğunu bilen varsa altta yorumlarda anlatırsa ben de çok sevinirim. Kendi ayarlarımdan ona göre yapmış olurum. Ayarlar. Bunlar bu cihazın kendi genel ayarları. Derinlik birimi metre işaretli. Sıcaklık birimi Celsius. Mesafe birimi metre, mil. Sürat birimi nat. Kullanıcı modu özel. Dil Türkçe. Seyir log reseti. Ön değerlere geri dön. Bunlar da geri döneceğimiz, eğer sıfırlamak isterse kullanacağımız bir ayar. Burada bir de en altta çöp ayarları olması gerekiyordu. Şurada benim diğer ayarlarımı da siz görüyorsunuz. Bunları kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Zaman formatı 24 saat. Monte year. Yanlış yapmışım bunu aslında. Day Monte year olsa daha iyi olur benim için. Evet, bunu da şu an değiştirmiş oldum. Rakam formatı. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Talker kimliği yapılandırması diyor. Sonar açık. Chirp yapılandırması. Chirp yapılandırmasında da 2D chirp frekans spektrumu bende 75, 95, 175 ve 225 olarak ayarlı. Buradan geri dönüş yok. Ha, varmış. 2D chirp modu açık. Bu da chirp yapılandırmasını varsayılan değerlere döndüren kısım. Ne olduk ya? Bir şeyler oldu. Bug'a girdi cihazım. Heh, düzeldi.
Burada içinde takılı olan SD kartı şifreleyebiliyoruz. Benimkinin içinde bir SD kart var ama ben bunu yazılım güncellemesi yapmak için takmıştım. Bir de işaret koyduğum şu waypoint arkada gözüküyor. Bu waypointleri falan ben hafıza kartıma kaydediyorum. Görüntülemeler. Bu da şu ana ekranda nelerin görüntüleneceğini falan gösteriyor. 2D view açık. Büyük rakamlı görüntüleme bende görünür. Harita gösterimi. Kapalı olan herhangi bir şey var mı ona bakayım. Hepsi görünür vaziyette. Çünkü bende şu an bir tane var. Donanım testi gizli. Ona zaten X'te birkaç kez bastığında donanım testi kısmına geçebiliyor. Anlık ne bu? Bunu da ben bilmiyorum. Şu an açık olarak işaretlemişim. Tekrar view'a basayım. Şu motor çalışırsana. Biraz ilerleyelim. Belki o esnada şey yapacak. Şunu hızlıca çekmen gerekiyor. Şimdi biraz ilerleyelim. Şimdi bu menüde harita hızı kısmı bende şu an 7'de. Ben az önce seyir yaptığım için bunu 7'ye getirmiştim. Bunu ben tekneyi akara bıraktığımda 2-3 falan yapıyorum. Tekne hızlandıkça bunu daha hızlıya getiriyorum ki altta gördüğümüz balıkları vesaireleri direkt bize gösterebilsin diye. Şu an biraz daha açığa doğru gidiyorum. Evet, bakın gördüğünüz gibi şu anda bu ayarlamalarla tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Muhtemelen yemlik balık sürüsü gibi duruyor. Evet, bunlar yemlik, mavi renk gösteriyor. Bu renkler koyulaştıkça bakın yeşile döndü. Evet. Sürünün yoğunluğu şu an artmaya başladı. Şu an altımızda bir sürü var. Bunun rengi kırmızıya döndükçe biz daha aşağıda daha yoğun ve daha büyük bir nesne olduğunu görüyoruz, anlıyoruz. Yani asıl bizim görmek istediğimiz şey kırmızı renkler, bu yeşil renkler falan değil diye düşünüyorum. Yanlış biliyorsam lütfen bu konuyla ilgili de beni uyarırsanız çok mutlu olurum. Şu anda cihazla ilgili sanıyorum ki bütün ayarlamaları gösterdim. Siz de düşüncelerinizi aşağıda yorum kısmında belirtirseniz ve videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendimi göstermeye çalışacağım ama şey olmuyor bu. Geriye dönmüyor. Ben direkt kamerayı döndüreyim şöyle. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kardeşimle birlikte balığa çıktık. Hoşça kalın diyorum. Provanız net olsun. Bol trofeli avlar olsun herkese.